Türk Eğitim Sen Çorum Şubesi düzenlediği basın açıklamasında öğretmenlere verilen promosyonların günümüz şartlarına göre güncellenmesi gerektiğini dile getirdi. Promosyonda biraz daha geçit vermeyeceğiz. Geçen haftadan itibaren dilekçe eylemine geçmiştik. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleriyle bağlı faaliyet gösteren kuruluşlarda görev yapan eğitim çalışanlarının maaş ve özlük haklarının banka üzerinden ödenmesi için geçmiş tarihlerde ihaleler yapılmıştır. İhaleyi kazanan banka ile kurum yetkilileri 3 veya 5 yıllık sözleşmeler imzalamıştır. O günkü şartlar altında yapılan sözleşmeler günümüz şartlarına göre revize edilerek güncellenmesi zaruridir ve aynı zamanda ahlakidir. Geçtiğimiz haftalarda başlatmış olduğumuz dilekçe eylemimize katılan bütün eğitim çalışanlarına teşekkür ediyorum. Önceden promosyon anlaşması yapan bankalar avantajlı, çalışanlar ise mağdur durumdadır. Yaşanan mağduriyetin giderilmesi için geçmiş yıllarda kurum ile bankanın yapmış olduğu promosyon sözleşmelerinin güncellenmesi gerekmektedir. Rakamlar her geçen gün yükselmektedir. Basına ve kamuoyuna yansıyan güncel promosyon ücretleri ise herkesin malumudur. Kıymetli eğitim çalışanları, değerli basın mensupları, öğretmenlik meslek kanunu için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni göreve davet ediyoruz. Hepimizin malumu olduğu gibi öğretmenlik meslek kanunu 14 Şubat'ta kanunlaşarak yürürlüğe girmiş ve 12 Mayıs'ta yönetmeliğin ilanı ile birlikte birçok sorunu ortaya çıkaran bir süreç başlamıştır. Türk Eğitim Sen'in yıllardan beri karşı çıktığı sınavla kariyer uygulaması yeniden karşımıza çıkmış, tecrübelerimiz ve önerilerimiz maalesef göz ardı edilmiştir. Türk Eğitim Sen olarak açıklıkla ifade ediyoruz. Öğretmenlerin kariyer planlaması sınavla olmaz. Çünkü sınav sadece bilgiyi ölçer. Oysa ki öğretmenlik sadece bilme mesleği değil, bildiğini aktarma mesleğidir. Dolayısıyla burada esas alınması gereken tek ölçü deneyim, tecrübe olmalıdır. Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız. Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız. Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız.